Bu vesileyle hükümetimize Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize yine AK Parti ve Cumhur İttifakı kadrolarına duyduğu güven dolayısıyla aziz milletimize huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Artık önümüzde yeni bir süreç var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinden bu yana şerefle yürüttüğüm Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevini bugün itibariyle çok değerli dostum değerli kardeşim Cevdet Yılmaz Bey'e devrediyorum. Geride bıraktığımız beş yıl içerisinde hem ülkemizi hem de dünyamızı etkileyecek çapta büyük sınamalardan geçtik. Küresel çaptaki çevresel ve ekonomik krizler, yanı başımızda patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı, bütün dünyada hayatı adeta felceden pandemi gibi olağanüstü problemlerle mücadeleyle geçen bir beş yıl. Bu küresel sorunların üstüne asrın felaketi olarak anılan ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi. Bu felaketin yaralarını sarmak için gece gündüz verilen uğraşlar. Hamdolsun bütün bu zorlukları, bütün bu zorlu süreçlerin alnımızla, tüm bu süreçlerden alnımızın akıyla çıktık. Üstelik bu zorlu süreçlerde hem bizi onurlandıracak hem de milletimizi gururlandıracak eser ve hizmetlere Cumhurbaşkanımız liderliğinde imza attık. Ayasofya'nın ibadete açılmasından savunma sanayi ve enerji yatırımlarına, Türkiye'nin otomobili Toga, milletimize dev eserlerin kazandırıldığı böylesine tarihi bir dönemde mega projelerin parçası olmamıza, tarihin parçası olmamıza fırsat veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güvenleri için Şükranlarımı arz ediyorum. Bakanlıklar ve kurumlar arası genel koordinasyon niteliğindeki çalışmaları ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından verilen farklı konulardaki spesifik çalışmaları büyük ve büyük bir gayret ve sorumlulukla yerine getirdik. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görevimiz boyunca bir taraftan Cumhurbaşkanımızın yükünü almak bir taraftan da Cumhurbaşkanlığı yardımcılığını yine en iyi şekilde oluşturabilmekle ilgili olabildiğince gayret sarf ettik. Bu beş yıllık kesintisiz icraat döneminde Cumhurbaşkanımız liderliğinde daima daha iyiyi hedefledik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği hızlı ve etkin karar alma süreçlerini ve mekanizmalarını etkili şekilde değerlendirdik. Dünya lideri olan Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun mesaileri, yoğun yurt dışı programlarında anayasal olarak verilen vekalet görevini 159 gün boyunca ifa etmenin onur ve gururunu yaşadık. Ekonomik Koordinasyon Kurulu, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu çalışmalarına başkanlık ettik. Kamu hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişim sağlayan e-devlet ve bürokrasinin azaltılması çalışmalarının Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi başta olmak üzere tüm bakanlık, kurum ve kuruluşların eş ilerlemesini sağladık. Yürütmenin ihtiyaç duyduğu kanuni düzenlemelerin hazırlanıp olgunlaştırılmasını sağlayarak yürütme erki ile yasama erki olan Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında işbirliğini güçlendirdik. Böylece kanun taslaklarının oluşma sürecinde kuvvetler arası ortak aklın oluşmasına katkı verdik. Beş yıldır merkezi yönetim bütçe kanun teklifi, kesin hesap kanun tasarısı ve Cumhurbaşkanlığı bütçe süreçlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sayın Cumhurbaşkanımız adına yürüttük. Bütçe sürecinde bakanlıklar, kurum ve kuruluşların koordinasyonunu sağlayarak Yüce Meclis'te bütçe sunumunu gerçekleştirdik ki bu süreçte de Cumhurbaşkanı yardımcımızın plan bütçe komisyonu başkanı olarak gerek komisyonda gerekse genel kurulda daima yanımızda ve bize katkılarını çok yakinen hissettik. Ben bundan dolayı bir kez daha teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Yurt içinde ve yurt dışında tüm çalışmalarımızı ülkemizin vizyon ve ali menfaatleri doğrultusunda hayata geçirdik. Stratejik önem atfettiğimiz karma ekonomik komisyon mekanizmasını yüksek düzeyli işbirliği konseyinin altlığını oluşturacak şekle dönüştürdük ve sonuç odaklı hale getirdik. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyetler başta olmak üzere 8 ülke ile yıllık karma ekonomik komisyon çalışmalarını eylem planlarıyla yakından takip ettik. Kıbrıs işleri Koordinatörlüğümüz eliyle de yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile işbirliğimizi oluşturduğumuz geniş kapsamlı stratejik yol haritası çerçevesinde toplumsal boyutta da yayarak güçlendirdik. Görevi devralan yeni Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz Bey'in Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu çıtayı çok daha yükseğe taşıyacaklarından son derece eminiz. Bizden çok çok daha ileri seviyeye götürecekler inşallah. Bütçe görüşmeleri esnasında biraz önce de ifade ettim. Özellikle nezaketi ve üst düzey sorumluluk bilinciyle bizlere destek olmuş, profesyonelliğini ve samimiyetini her zaman çalışmalarına en net şekilde yansıtmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile oluşturulan Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamının ilk dönem uygulama pratiğinin oluşturduğu tecrübelerle birlikte bundan sonra çok daha iyi işler yapılacağını da inancım tamdır. Biz de Gazi Meclisimizde Ankara Milletvekili sıfatıyla aziz milletimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Adı ne olursa olsun makamlar, görevler geçici. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletimiz için yapılanlar kalıcıdır. Baki kalan hoş bir sada yaptığımız hizmetler, kurduğumuz gönül birliktelikleri ve aldığımız hayır duaları olacaktır. Türkiye yüzyılına ilerlediğimiz bu süreçte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yol arkadaşlığı yapmış olmanın onuruyla Zatı Devletlerine bir kez daha huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Cumhurbaşkanlığı <laughs> Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde birlikte görev yaptığım bakan arkadaşlarıma, tüm bakan arkadaşlarımıza, gönülden destekleriyle her zaman yanımda olan aileme, Cumhurbaşkanı yardımcılığı bünyesinde fedakarca çalışan tüm ekip arkadaşlarıma, İdari İşler Başkanı ve Hasan Doğan başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı çalışanlarının tamamına, çalışmalarımızı topluma aksettiren basın mensuplarına yürekten teşekkür ederim. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da 7 gün 24 saat aziz milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı yardımcım, değerli kardeşim Cevdet Bey size ve ekibinize tekrar muvaffakiyetler diliyorum. Tekrar hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Buyurun lütfen. Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a hitapları dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Şimdi hitaplarını gerçekleştirmek üzere sözü Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a bırakıyoruz. Arz ederim efendim. Değerli basın mensupları, değerli misafirler, çok kıymetli dostum, değerli kardeşim Fuat Oktay Bey, hepinizi saygıyla selamlıyorum, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak millete hizmet bayrağını değerli dostum Fuat Oktay'dan devralmak benim için bir onurdur. Onu öncelikle belirtmek istiyorum. Az önce son beş yılda ilgilendiği konuları sadece ana başlıklar itibariyle özetledi. Bu özet bile üstlenmekte olduğum sorumluluğun ne kadar ağır olduğunu gösteriyor. İnşallah az önce teşekkür ettiği tüm kesimlerin desteğiyle e, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ağır sorumluluğu üstleneceğiz ve elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Öncelikle Türkiye Yüzyılı kabinesinde Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevimi şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Önceki dönemde ülkemize hizmet eden tüm bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni kabinede yer alan bakanlarımızı bir kez daha tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin ardından ilk Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapan kıymetli dostum Sayın Fuat Oktay'a emekleri ve burada oluşturduğu müktesebat için yürekten teşekkür ediyorum. Son seçimlerde halkımız bir kez daha yeni yönetim sistemine evet demiştir. Yeni yönetim sistemiyle yola devam demiştir. Bu dönemde, önümüzdeki dönemde yeni yönetim sistemimizin gelişerek, güçlenerek, yeni şartlara adapte olarak Türkiye'mizin bir kazanımı olarak devam edeceğini özellikle vurgulamak istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu görevini ifa ettiğim süreçte bütçe görüşmeleri vesilesiyle Sayın Fuat Oktay'la teşriki mesaimiz olmuştu. Ama bundan ibaret değil. Geçmişte AFAD Başkanlığı yaptığı dönemde yine Başbakanlık Müsteşarlığı yaptığı dönemlerde de e, birlikte çalışma imkanımız olmuştu. Uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz, bir mesai arkadaşlığımız var. Sayın Oktay çalışma disiplini, üretkenliği e, hepimiz tarafından bilinen bir kişilik. Şimdi de seçilmiş bir milletvekilimiz olarak yeni bir e, görev üstleniyor. Ben kendisine bu görevinde de başarılar diliyorum. Hayırlı olsun diyorum. Bütçe görüşmelerinde muhalefet haksız bir şekilde hep atanmış, seçilmiş tartışmaları yapardı. O tartışmalara da bir son noktayı koymuş olacak Sayın Cumhurbaşkanımız. <laughs> Milletimiz seçimlerde hem meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek hem de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam diyerek iradesini net bir şekilde ortaya koymuştur. Güven ve istikrar demiştir. Bu büyük destek hem yasamada hem yürütmede verilen büyük destek tabii ki bizim de sorumluluğumuzu, yükümüzü daha da arttırmaktadır. Aziz milletimize şükranlarımızı sunuyor. Yüksek katılım ve demokratik olgunluk içinde seçimlere katkı sunan her bir kurumumuza, her bir vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. Yeni sistemin farkını bir kez daha burada görmüş olduk. 90'lı yılları bir geriye gidip hatırladığımızda seçimlerden sonra uzun bir süre hükümet tartışmaları, hükümetin nasıl kurulacağına ilişkin beklentiler, yorumlar, belirsizlikler yaşanırdı. Şimdi bakın bir seçim yaşadık yeni yönetim sistemiyle. Hemen seçimden sonra kesinleşmez kesinleşir kesinleşmez sonuçlar meclisimizde yemin edildi. Cumhurbaşkanımız yemin etti. Hemen akşamında da hükümet oluştu. İşte bunun kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Siyasi istikrarla ekonomik istikrarın ve halkın refahına dönük çalışmaların ilişkisini burada çok net bir şekilde görüyoruz. Hiçbir koalisyon tartışması yaşanmadan, hiçbir belirsizlik oluşmadan, hiçbir gecikmeye mahal bırakılmadan halka hizmete devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bu belirsizliklerin ortadan kalkması aynı zamanda bütün alanlarda hızlı bir şekilde vatandaşımızın beklentilerini karşılayacağımız anlamına geliyor. 2023'te yaşanan bu tarihi seçimlerde demokrasimiz kazanmıştır. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle tüm Türkiye kazanmıştır. İşçisinden emeklisine, gencinden yaşlısına, toplumun her kesimi 85 milyon insanımız kazanmıştır. Dünyanın ve bölgemizin zor bir dönemden geçtiğini biliyoruz. Bu dönemde zorluklar kadar fırsatların da olduğunu biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tecrübeli, dirayetli samimi liderliğinde ehil kadrolar ile bu zorlukların üstesinden gelmeye ve önümüze çıkan yeni fırsatları değerlendirmeye kararlıyız. 21. yüzyılın yükselen ülkeleri arasında yerimizi alacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Türkiye yüzyılı olarak ifade ettiğimiz cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını hep hep birlikte bir şahlanma dönemi haline getireceğiz. Enerjiden eğitime, ulaşımdan sağlığa, tarımdan savunma sanayine her alanda bugüne kadar oluşturduğumuz altyapının üzerine yeni projeler, yeni fikirler koyarak ilerleyeceğiz. Kabinedeki diğer değerli arkadaşlarımızla eş güdüm içinde çalışarak vatandaşlarımızın bizden beklentilerini, hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz. Temel düsturlarımızdan olan istişare ile hareket edeceğiz. Her yaptığımız işte ilgili tüm taraflarla danışmaya, konuşmaya özel bir önem vereceğiz ve yönetirken elbette temel ilkemiz adalet olacaktır. Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerek ekonomik ve sosyal politikaların koordinasyonunda Gerek terörle mücadele ve güvenlik odaklı çalışmalarda en yüksek sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz. Kalkınmakta olan ve yüksek gelirli ülkeler ligini hedefleyen bir ülke olarak seçim beyannamemizde detaylı olarak ifade ettiğimiz politikaları birer birer hayata geçireceğiz. Değerli arkadaşlar, güvenin özü nedir diye soracak olursanız ben şöyle tarif ederim doğrusu söylediğinizi yapmak, yapamayacağınızı söylememek. Sayın Sayın Cumhurbaşkanımız da başından beri 2002 yılından beri hep bu şekilde siyasete olan güveni inşa etti. Aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi, çığır açan teknolojilerin teşviki, Stratejik ticari bağlarımızın güçlendirilmesi gibi alanlara özel önem vereceğiz. Yine Cumhurbaşkanımızın hep altını çizdiği yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ile yolumuza devam edeceğiz. Cari fazla vermeyi ve cari açık meselesini bir sorun olmaktan çıkarıcı bir perspektifle çalışacağız. Sürdürülebilir, yüksek, kapsayıcı, insan odaklı bir kalkınma ve büyüme anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. Tabii ki bu süreçte vatandaşlarımızın hayatını etkileyen enflasyonla mücadeleye özel bir önem ve öncelik vereceğiz. Bir taraftan da bunun bir zaman alacağı bilinciyle enflasyonun etkilerin enflasyonun olumsuz etkileriyle karşı karşıya olan geniş toplumsal kesimlere dönük onları rahatlatmaya dönük politikalarımızı da yine kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Diğer bir önceliğimiz elbette depremden etkilenen illerimizin inşa ve ihya edilmesi olacaktır. Bu vesileyle deprem bölgesinde bize oy vermiş olsun, vermemiş olsun tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. O zor şartlar altında yüksek bir katılımla demokratik vazifelerini yerine getirdiler. Hepsine şükran duyuyoruz. Deprem çalışmalarını da yakından takip edecek. Afetlere karşı ulusal risk kalkanı modelinin sağlamlaştırılmasına özel bir önem vereceğiz. Yine Cumhurbaşkanı yardımcılığı bünyesinde bulunan Kıbrıs koordinatörlüğümüz ile milli davamız olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her bakımdan yanında olmaya devam edeceğiz. Değerli basın, basın mensupları, değerli arkadaşlar, azimle çalışacağız çok çalışacağız. Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koymayın arayışı içinde olacağız. Böyle tarihi bir döneme bismillah derken hem milletimize hem de çalışma arkadaşlarımıza güvenimiz tamdır. Aziz milletimizin duası ve desteği en büyük gücümüzdür. Milletimize hizmet etme fırsatı veren, bizlere bu imkanı sunan Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde Türkiye yüzyılına kutlu yürüyüşümüzün hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Dualarıyla yanımızda olan herkese teşekkür ediyor, hepinizi bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun diyor. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a hitapları dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Kıymetli konuklarımız şimdi faaliyet raporu ve çiçek takdimi gerçekleşecektir. Öncelikle Cumhurbaşkanı Yardımcılığı 2018-2023 birinci dönem faaliyet raporu Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a takdim ediliyor efendim. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın taltifleriyle o bayrağı devralmak bize dışişleri bakanı olarak e, nasip oldu. 29 Ağustos 2014 tarihinde başladığım görevim boyunca büyük bir şerefle çalıştım. Göreve başlarken şunu çok iyi biliyordum. Diplomasi kimliğimizin ayrılmaz bir parçası. Köklü hariciyemizin temelli.